Ulaş Tosun 2021 yılında çektiği belgeselde belki de onu en iyi tanımlayan başlığı bulmuştu. Merhaba canım. Arkadaş Zekai Özger bu haftaki konuğumuz. Anayasası olmayan tek cumhuriyet, Şiiristan bu hafta çok özel bir konuğuyla başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ne kadar üstelesem yanlış bir değişimi, bir proleterin oğlu olduğuma inandıramıyorum kimseyi. İnandıramıyorum babama bir proleter olduğunu. Babam çok eski bir partizan. Kötü bir halk partisinin kalıntısına yamamış nefretini. Acıyı ve bir dönemi benden iyi biliyor. Ne zaman içki içsek bir Cuma gecesi ertesi açlığı ve yoksulluğu benden iyi anlıyor. Benim bir abim, iki abim varmış. Açlık ve yoksulluk kötü bir şefin döneminde ikisini de almış. Çünkü dönem o dönemmiş. Ablalarım kalıntı toplarmış pazardan. Abilerim buz satarmış. Babamsa memur ayakkabılarının tamiratına nefretini yamarmış. Annem bir sabır küpü. Annem bir acı küpü. Acıyla beslemiş yüreğini. Yoksulluğu ve açlığı acıyla doyurmuş. Ve acıyla büyütmüş bebeğini. Acıyla doğurmuş. Ben işte eksik bir birikimin tortusuyum. Geçmişlerde yoğrularak çocukluğum bana hep acıyı ve hüznü öğretti. Ezilmişliğin kompleksiyle büyüdüm böyle. Yaşayamadığım günlere özlemli. Yaklaşmak istedikçe burjuva özentilerine sınıfım çekiyordu utandırarak beni. Yaklaştıkça üşüyen damarlarımdaki hınç çekildikçe yanıyordu sınıfımın ateşinden. Ben işte bunun için bir burjuva kuklasıyım. Korkak ve acemi bir militanım. Hüzne ve yalnızlığa yakın. Gördüm ki bir cuma gecesi ertesi babamın eskimiş bürokrat ayakkabılarının tamiratına nefretle vurduğu örsü ve çekici, öfkesini köseleden ayırdığı bıçak, açılmış bir gül gibi duruyor önümde. Vur gülüm, vur gülüm, vur gülüm, vur. Sen de burjuvaya ayakkabılarının altına vur. Artık ne soğuk damarlarımdaki, ne sıcak. Sadece bıçak, gülüm. Sadece bıçak. Ocak 1948 yılında Bursa'da dünyaya geldi Zekai Özger. Annesi Fahriye Hanım, babası Ali Bey. Selanik göçmeni, işçi bir ailenin 7 çocuğundan 5.'si olarak doğar. Bursa 6 parmak ilkokulunu bitirdikten sonra eğitimine Bursa Osman Gazi Ortaokulu, ardından da Bursa Atatürk Lisesi'nde devam eder. Üniversite eğitimi için Ankara'ya gider. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'na kaydolur. Küçük yaşlarda bir kemik hastalığına yakalanır ve ağır ameliyatlar geçirmek zorunda kalır.
uzun tedavi sürecini annesinin sevgisiyle aşıp hayata döner. Yakalandığı kemik hastalığı nedeniyle geçirdiği zorlu ameliyatlar sonucu uzun süre hastanede yatmak zorunda kalan ve uzun süre koltuk değnekleriyle dolaşan Zekai, kendini dünyaya kapatmış, içine dönük hale gelmiştir. Yürürken aksayan, sağ bacağı sol bacağına göre daha kısa kalan Zekai, ilkokul yıllarından itibaren şiiri, romanı, tiyatroyu ve edebiyatı bir sığınak olarak görecektir. Bursa'da doğmuşum. Çocukluğum ve yeni yetmeliğimin ilk yılları bu kalleş kentte geçti. Ben hiç çocuk olmadım diyebilirim. Ya da bir çocuğun yaşayabileceği hayatı hiç yaşamadım. Çocukluğum acılarla, yoksullukla ve hastalıklarla geçti. Benim hiç oyuncaklarım olmadı. Anımsadığım tek oyuncak, babamın hastaneden çıktığı gün bana aldığı 15 liralık bir bisikletti. Sonra da eskiciye satıldı. Dingin, ağırbaşlı bir çocukmuşum o zamanlarda. Hiç ağlamazmışım. Ve galiba bu yüzden şimdi çok ağlıyorum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrenci yurtları birbirlerine yakın tarihlerde polisler tarafından basılır. 24 Ocak 1971'de Siyasal Bilgiler Fakültesi yurt baskını sırasında Sinan Kazım Özü Doğru yurtta kalanlara seslenir. Arkadaşlar, çıkmak isteyen çıksın, kapıları kapatıyoruz. Arkadaş Zekai Özger çıkmayanlar arasındadır. Yaklaşık 300 öğrenci ile 8 saat boyunca barikatlar kurarak yurt savunması yapılır. Ancak baskına daha fazla direnç gösteremezler. İçeridekiler ağır saldırıya uğrar ve pek çoğu gözaltına alınır. Gözaltına alınan diğer öğrenciler gibi arkadaş Zekai de bu süre zarfında işkenceye maruz kalır tabii. Kardeşi Şükran aynı yurtta o zaman ama o kurtulmuş. Şöyle anlatıyor o günleri. Zekai ve arkadaşları arabalara tıkılıp götürüldü. 2-3 gün boyunca her yerde aradım. Nerede olduklarını bulamıyordum. Sonunda savcılıkta bekletilen grup içinde olduğunu öğrendim. Nasıl olduğunu merak ediyorum tabii. Savcılığa gittiğimde önce göstermek istemediler. Daha sonra bir insafa geldi, Zekai'yi getirdiler. Görünüşü korkunçtu. Yüzünde hala cop izleri vardı. Beni görünce gözleri parladı. Anladım ki o da bana bir şey olduğundan kaygılıydı. İyi olduğumu görünce rahatladı. Ertesi gün çıkardılar. O sıralarda bir arkadaşın evinde kalıyordum. Zekai geldi. Vücudunda, boynunda, yüzünde siyahlaşmamış yer yoktu. İşte başındaki ağrılar bu yurt baskınından ve gözaltı sürecinden kalmadır arkadaşın. Kız kardeşine bir gün, biliyor musun, bugün dayanılmayacak kadar ağrıyor başım. Sanki kafamın içi sallanıyor, boşalıyor gibi. Acaba kötü bir şey mi var? Diyecektir. Ama kız kardeşinin de derhal bir doktora görün tavsiyesini de hep ihmal edecektir arkadaş. Bu yurt savunmasını arkadaşlarıyla birlikte yaşadıklarını adak şiirinin konusu yapmıştır arkadaş Zekai Özger. Bakın nasıl bir şiir adak.
Nasıl anlatsam? Değil. Nasıl başlatsam o şanlı günü, gecenin oynaşını, çılgın güruhu, kanlı düşmanı? Biz 300 yurtseverdik. 300 antlı yurt bekçisi. Umutla beslerdik kanımızı. Yediğimiz al alma, içtiğimiz nar suyu. Her birimiz bir çiçek büyütürdük. Görevimizdi bu. Sevgiyle sökerdik ayrık otlarını toprağın. Sevgiyle ayıklardık yaramaz kurtlarını. Açsın diye en güzel çiçek. Biz 300 yurt severdik. Bir gün sularken çiçeklerimizi 3000 kişilik düşman ordusu ve onun paralı sivil askerleri saldırdılar yurdumuza. Birden bastırıldık, kötü bastırıldık. İkindi güneşi vururken yüreklerimize ve onunla beslerken çiçeklerimizi, ama andımız vardı 300 çiçeğe. Vermeyecektik onu açtıran toprağı, bu yurdu büyütüp göverten gövdemizi. Silahımız çiçeklerdi, cephanemiz yüreğimiz. Sayımız azdı ama korkumuz yoktu. Kaç saat vuruştuk, kaç yüzyıl saat, sayımızın azlığına, düşmanın çokluğuna bakmadan kan tutmuş 3000 düşmana 300 yurtsever. Daha da vuruşurduk. Daha kaç yüzyıl saat. Ah aymaz gece, oynaş gece, iğrenç karanlığıyla gelince yurdumuzun yarısı düşman eline geçti. 300 yurtsever yarısı düşman eline geçti. Gözü dönmüş, kan tutmuş çılgın güruh, kanlı düşman, öfkesini tutsak ettiklerinden alırken direnmek onları feda etmek demekti. Ah kalleş gece, kancık gece. Sonunda teslim olduk işbirlikçi karanlığa. Ama kul aşkına söylemeli, iyi direndik düşmana. 300 açılmış çiçek aşkına iyi dayandık 3000 düşmana. Düşman ordusunun küçük başlarından biri elinde bir aygıtla bağırıyordu. Söz veriyoruz. Namus sözü. Namus sözü. Kimseye dokunulmayacak. Kimseye vurulmayacak. Kimse dövülmeyecek. Teslim olun. Namus sözü. Biliyorduk hepimiz. Ellerine geçersek korkunç dövülme ve korkunç işkence. Ama namus sözü verdi bir baş. Dokunulmayacaktı kılımıza bile. Düşmanın namuslusu itin kudurmuşu. Ah! Şaşıyorum nasıl ölmediğimize. 3000 kişilik düşman ordusu ve onun paralı sivil askerleri, azgın düşman, çılgın güruh, kan mı tuttu sizi? Vurdular. Kötü vurdular. Ne savaş kuralları, ne insanlık onuru, kara tarihlerinin iğrenç bir zaferini daha gövdemize kazıdılar. Gayrı bu kazıyla büyüyecek gövdelerimiz. Bileyerek bilencimizin öfkeli keskinliğini. Bu vuruşmada ölü vermedik. Ama ant içtik 300 yaralı. Başlatmak için büyük savaşı. Çoğaltacağız 300'leri. Açıncaya kadar. En güzel çiçek. Öğrenci olayları, çatışma, ölümler. Hüseyin Cevahir
Siyasal Bilgiler Fakültesindeki bir toplantıda arkadaşlar bir daha toplantı yapamayabiliriz dediği ve kısa bir süre sonra 29 Mayıs 1971 günü İstanbul'da Maltepe'de 3 gün süren kuşatma sonucu öldürüldüğü dönemler, o dönemler. Bu ölüm de yakın arkadaşı olan arkadaş Zekai Özger'i derinden etkilemiştir. Hüseyin Cevahir'in ardından bir şiir yazmıştır. Aşkla sana. Bakın neler diyor o şiirinde. Alnını dağ ateşiyle ısıtan, yüzünü kanla yıkayan dostum. Senin uyurken dudağında gülümseyen bordo gül, benim kalbimi harmanlayan isyan olsun. Şimdi dingin gövdende uğultuyla büyüyen sessizlik, bir gün benim elimde patlamaya sabırsız mavzer olsun. Başını omzuma yasla. Göğsümde taşıyayım seni. Gövdem gövdene can olsun. Söyle bana, ey ölümün açıklayıcı pervanesi, hangi yavru tek başına yiğittir? Hangi yangın bir başına söndürülür? Ah, herkes susuyor. Hiç kimse bilmiyor içimin yangınını. Ah, herkes mi susuyor? Kalbimi kalbine bağladığım dostum. Ah, herkes mi susuyor? Kalbi kalbimize benzeyen dostlar, bir çarmıh gibi bırakıyorken kendini dünyaya, hayatın ateş renkli kelebekleri bir bir tutuluyorken korkunç koleksiyonlar için, ah, herkes mi susuyor? Bağırsam içimdeki dehşeti, hırsım deler mi toprağı? Beni acıyla onduran dostumu, aşkla vurduran hayat. Sana yaşananla harlanan bağrımın sevdasını akıttım. Dünyanın yeni baharına çatlarken kadım güneş, bağrım delinirken fidanların kanıyla, anamın doğurgan karnıdır diye, sevgilimin sütlenecek göğsüdür diye, dostumun üretken gülüdür diye sana bağlandım, sana sarıldım. Beni umutsuz koma, tarihle avutma beni. Çünkü aşkla sınanmışım sana, sana yangınla, suyla, ateşle, ölümle, yaprakla, şiirle sınanmışım. Ey yaşarken kanayan acı, şimşekli gök, tufan, kan fırtınası, uçurum kıyısında hızla büyüyen ot, yapraksız bir ölümün anısı için, körpecik kuzuların derisi için, beni tarihle avutma, umutsuz koma beni. Akıtsam deliren sevdamı, köpürür mü hayatı besleyen su? Ey benim yedi başlı kartalım, her başını bir dağ başlangıcında koyanım. Senin böyle diri bir akarsu gibi kıvrılan gövdendir bizim aşkımızı sonlandıranların korkusu. Çünkü elbette bir su kendi akacağı toprağın sertliğini bilir ve suyun gövdesiyle yırtılınca toprak artık ırmak mı denir? İşte devrim ona benzer bir akışın hızına denir. Yarın ne olur bilirim ben. Bahar gelir, otlar büyür, ölüm de yapraklanır. Bir dağ bulur, uzun uzun bakarım. Bir çam ağacı gölgesi, güzel kokular veren bir damla güneş görünce sana da gülümseyeceğim yarın. Şimdi senin yanına uzanıp yattığın otlarda yarın yeni bir yeşillik büyüyecek.
yarın yeni bir yeşillik büyüyecek. Şiirleri gibi arkadaş olan, hem kişisel devrimini hem devrimci hareketi dizelerine aktaran arkadaş Zekai Özger, adının yanına arkadaşı kendi isteğiyle eklemiş. O isimle doğmadı belki ama o isimle yaşamayı seçti. Halit Özboyacı'ya bir gece rüyamda Tanrı'yı gördüm. Onunla arkadaş oldum. Adımı da arkadaş koydum demiş. İsmet Tokgöz onun için diyor, Rumen yazar Panayit Istrati'nin Arkadaş adlı romanından esinlenerek arkadaş adını aldığını söylüyor. Eşber Yağmur Dereli ise James Baldwin'in bir romanındaki karakterden esinlenerek arkadaş adını almış olabileceğini söylüyor. O arkadaş artık arkadaş Zekai Özger'dir. Göğü kucaklayıp getirdim sana. Kokla, açılırsın. Solmuşsun, benzin sararmış. Yorgun bir işçinin yüzüne benziyor yüzün. Öyle bükük bakma bana. Çam kolonyası getirdim sana. Kentli dağlıların haklı sevdasını, bol ormanlarından çarpan bir koku. Sanki Köroğlu'nun ter kokusu, aman kokusu, billah kokusu. Canlarım, canım benim. Üzme kendini bu kadar. Sana umudu öğretemeyenlerin suçu mu var? Bak, yeryüzü ne kadar geniş, ne kadar dar. Dur, akıtma gönlüm yaşını. Gözünden öpecek bir yer bırak. Oy, bana en yakın, bana en uzak sevgili yar, hasretine vur beni. Giyecek çamaşır getirdim sana. Adettir diye değil, sevdim diyedir. Bağışla, eski biraz. Bedenim uygundur diye bedenine elimle yıkadım, ütüledim, elma ağacında kuruttum. Günler sarmal bir yay gibi, bunu unutma. Bahar annemizin yemenisindeki solgun çiçektir. Bunu unutma. Seni ben her yerinden öperim. Beni unutma. Kadere inansaydım sana inanırdım. Düşürmem cigaramın ucundaki külü ben. Öyle kırık bakma bana. Caddeler nasıl da genişliyor. Sana bunu söyleyecektim. Bileğli bir makas vardı yanımda. Sana bunu söyleyecektim. Hadi. Kes büyüyen tırnaklarımdaki kir. Sana bunu. Oy, nasıl söyleyebilirim deliren sevdamızın kısrak oyunu. Elimi tut. Tuttururlar. O kadarına izin verirler. Kahreden bir ayrılığın çılgınlığı değil bu. Bir isyanın kelepçeleşmiş resmidir parmaklarımız. Sen içeride, ben dışarıda. Oy mahpusluk, mahpusluk. Arkadaş TRT'de çalışıyor. Evinde televizyon yok. Kendisinin de emeğinin geçtiği bir yapım var. Onu izleyebilmek için evden çıkıyor. 29 Nisan 1973 sabahı. Kardeşinin anlatımıyla yeni diktirdiği gri bir takım elbisesi var, onu giyiyor. Kimliğini evde unutuyor, çıkıyor ve bir daha dönmüyor.
Kimliği yanında olmadığı için bulmak uzun sürmüş. Sokakta ağır yaralı bulmuşlar. Hastaneye kaldırmışlar. 5 Mayıs 1973 günü beyin kanaması teşhisi konuyor ve daha 25 yaşındayken şüpheli bir şekilde hayatını kaybediyor Sarışın Kuş. Yurt baskını sırasında ve sonrasında başına aldığı ağır darbelerdendir diyen de oluyor. Ancak gerçek tam olarak hiç bilinemedi. Ölüm mü, öldürülüş mü? Karşıyaka mezarlığına defnediliyor. Ardında sadece dergilerde yayımlanmış şiirler, bestelenmiş şarkılar, kısacık bir hayat, kitabının adını çok önceden koyduğu Trajedya gibi gölgesine kiracı bir hayat bırakıp gitti. Arkadaş Zekai Özger. Anısına saygılarımızla. Anayasası olmayan tek cumhuriyet Şiiristan'da bugün çok özel bir konuğumuz vardı. Arkadaş Zekai Özger. Bir dahaki bölümde görüşmek ümidiyle hoşça kalın.